Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi panda öreceğiz hep birlikte. Normal amigurumi ipi kullanacağız. Ancak sizler isterseniz kadife iplerle de aynı sayıları kullanarak bu çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Tek farkı kadife iple ördüğünüz oyuncaklar her zaman daha büyük olacaktır. Ben normal amigurumi ipi kullandım. Kanalımda amigurumi ipiyle ördüğüm tarifleri de kadife iplerle örebilirsiniz. Bu vesileyle bu konuya da bir açıklık getirmiş oldum. Çünkü sizlerden bu konuda çokça soruları alıyorum. Normal iplerle ördüğüm, amigurumi ipiyle ördüğüm tarifleri kadife iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Çalışmamızda siyah ve beyaz renkli ipler kullanacağız. Gözler için vidalı göze ihtiyacımız olacak. Gözlerin etrafını da beyaz efekt vermek için keçe kullandım. Bu keçeleri de kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Tüm çalışmalarımızın sonucunda da arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bu şirin pandacığa sahip olacaksınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Kulak örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Öreceğimiz parça bu olacak arkadaşlar. Ben bir tanesinin tabi örülmesini göstereceğim. Siz bir adet daha örüp hazırlarsınız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minik ipi tutuyorum, çekip sıkıştırıyorum. Spiral öreceğimiz için bir işaret kullanalım. Sıra başımızı kaybetmeyelim. İkinci sırada her zincirin içine çift örüyorsunuz. 2 tane sık iğne örüyoruz her zincirin içine. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıramızdayız. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift. Böyle devam edeceğiz. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sırayı bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu ördüğümüz sırada da 18 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Yeni sırada 2 tane tek örüyoruz. 2 Bir tane çift örüyoruz. 2 Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorsunuz. 2 tane tek, bir tane çift. 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 Sırayı bitiriyorum. Bu sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 2 sıra öreceğiz. Her sırada 24 24 sık iğne öreceksiniz. Düz örüyorsunuz.
Örelim, 2 sıra sonra buluşalım. 2 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. 2 tane tek örüyorsunuz. 1, 2. Bir tane azaltıyorsunuz. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 tane tek, bir tane azaltma. 2 tane tek, bir tane azaltma. 2 tane tek, 1, 2, bir tane azaltıyoruz. 2 tane tek, 1, 2, bir tane azaltıyoruz. 2 tane tek, 1, 2, bir tane azaltıyoruz. Sırayı bitiriyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane azaltıyorsunuz. Bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tek, bir azaltma. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bir tek, bir azaltma. Bir tek, bir azaltma. Bir tek, bir azaltma. Ve sırayı bitiriyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. İpliği de dikiş için uzun bırakıyoruz, kesiyoruz. Aynısından bir adet daha örüyoruz. Sırada kol var. 2 adet öreceğiz. Öreceğimiz parçanın görüntüsü de ekranda gördüğünüz gibi olacak. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpi tutup çekiyorum, orta kısmı sıkıştırıyorum. Spiral öreceğiz. İşaret kullanalım, sıra başımızı kaybetmeyelim. Sıra 2. Her zincirin içine çift örüyorsunuz arkadaşlar. Sıra 2. Her zincirin içine çift öreceğiz. 1, 2. Sıra sonuna kadar hep çift örüyoruz her zincirin içine. 1, 2, 1. 2, 1, 2, sonuncu 1, 2. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Üçüncü sıraya geliyoruz. 3 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, bir tane çift örüyorsunuz. 1, 2. 3 tane tek, 1, 2, 3, bir tane çift, 1, 2, 3 tane tek, 1, 2, 3, bir tane çift örüyoruz. Sırayı bitiriyoruz. Bu sırada da toplam 15 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 4. 4 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bir tane çift. 1, 2, 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Bir tane çift. 1, 2, 4 tane tek. 1, 2, 3, 4, bir tane çift örüyoruz. 1,
2. Sırayı bitiriyorum. Bu sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 5 sıra öreceğiz. 5 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde 5 sıra örüyorsunuz. 5 sıra sonra buluşuyoruz. 5 sıra örgümü tamamladım. 10. sıradayız. 7 tane tek örüyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltacağız. 7 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltıyoruz. Sırayı bitiriyoruz. Sırada toplam 16 adet sık iğne örmüş olmalısın. Geliyoruz 11. sıraya. 11 ve 19. sıralar arkadaşlar. Toplam 9 sıra öreceğiz. 9 sıra, her sırada 16 adet sık iğne olacak şekilde düz örüyorsunuz. 9 sıra sonra buluşuyoruz. 9 sıra örgümü tamamladım. Şimdi sadece 7 tane sık iğne öreceğiz. Bırakacağız. Neden? Dikerken o ördüğümüz 7 sık iğneyi üste getireceğiz. Sanki bir omuz çıkıntısı gibi olsun. Dikişimiz daha kolay olsun ve oyuncağın görüntüsü güzel görünsün. Şimdi sadece 7 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki zincirin içine zincir kaydırma yapacağız. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bacak örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Öreceğimiz parça böyle olacak arkadaşlar. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliği tutup sıkıştıralım. Spiral öreceğiz. İşaret kullanacağız. İkinci sırada her zincirin içine çift örüyorsunuz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonuncu 1, 2. Bu sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane çift örüyorsunuz. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sırayı bitiriyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Geliyoruz 4. sıramıza. 2 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, bir tane çift. 2 tek. Bir çift. 1, 2. 2 tek. 1, 2. Bir çift. 2 tek. 1, 2. Bir tane çift. 1, 2. 2 tek. 1, 2. Bir tane çift örüyoruz.
İki tane tek, bir, iki, bir tane çift, bir, iki. Sıra bitti. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 5. 9 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 4 tane arttırma yapacağız. Birinci çift arttırmamız, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift. 1, 2. Şimdi sıra sonuna kadar 11 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sırayı bitirdim. Sırada toplam 28 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 6. 11 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 tane arttıracağız. 4 çift. Bu birinci çiftim. İkinci, üçüncü, dördüncü, bir, iki. Şimdi 13 tane tek örüyorsunuz sıra sonuna kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sıra bitti. Sırada toplam 32 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 7. Bu sırada sadece düz örüyorsunuz. 32 tane örüyoruz. Sıra sonunda buluşalım. Sıra 8. Şimdi 10 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek. Bir tane azaltıyorum ve sıra sonuna kadar 11 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sırayı bitirdim. Sırada toplam 28 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 9. Bir tane azaltıyorum. 8 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane azaltacağım. Bir tane tek. Bir tane azaltma. Şimdi sıra sonuna kadar 11 tane tek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane azaltacağım. Sırayı bitiriyorum. Bu sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 10.
İki tane tek arıyorsunuz. Bir, iki, bir tane azaltma. İki tek, bir, iki, bir tane azaltıyorum. İki tane tek, bir tane azaltma. İki tane tek. Bir azalt. İki tane tek. Bir. İki. Bir tane azalt. İki tane tek. Bir. İki. Bir tane azalt. Sırayı bitiriyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 11. 7 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltıyorum. 7 tane tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane azaltıyorum. Sırayı bitiriyorum. Sırada toplam 16 tane sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 12 ve 23. sıraları öreceğiz. Toplam 12 sıra örüyorsunuz. Her sırada 16 adet sık iğne olacak. 12 sıra örelim. Düz 12 sıra sonra buluşalım. 12 sıra örgümü tamamladım. Çalışmamız bitti. Çalışmamızın sonunda burada bir tane zincir kaydırma yapıyorsunuz. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Kuyruk örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipi tutup sıkıştırıyoruz ortadaki boşluğu. Spiral öreceğiz. İşaret kullanıyorum. Sıra 2. Her zincirin içine çift öreceğiz. 1 2 6 tane çift örüyoruz yani bu sıramızda. 1 2 1 2 1 2 1 2 Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift. Tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sırayı bitiriyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 4. 2 tane tek, bir tane çift örüyoruz. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek,
Bir çift. Sırayı bitiriyorum. Bu sırada da toplam 24 adet sakiğini örmüş olmalısın. Yeni sıramızdayız. 3 tane tek öreceğiz. 3. Bir tane çift örüyoruz. 1 2. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift sıra sonuna kadar örüyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne örmüş olacaksınız. Şimdi geliyoruz 6. ve 7. sıralara. Sıra 6, sıra 7. 2 sıra düz örüyorsunuz. Her sırada 30 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Geliyoruz 8. sıraya. 3 tane tek örüyorsunuz. 2 3 1 tane azaltacağız. Ve bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Ne yapacağız? 3 tane tek öreceksiniz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 3 sık iğne, 1 azaltma. 3 sık iğne, 1 azaltma. Sırada toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet, çalışmamız bitti. En sonda da burada bir tane zincir kaydırma yapıyorsunuz. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Yeni bölümümüzde arkadaşlar diğer parçaları da örerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dikişlerimizi tamamlayacağız ve bu şirin pandaya sahip olacağız. Videoma ve kanalıma destek olmak isterseniz de yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.